Koronavirüs tecrit günlerinde uzaktan eğitim çerçevesinde ses teknolojileri dersimizin 5. seansına hoş geldiniz. Bu seansta MUS 2 programında daha önce yazmış olduğumuz Şefik Gürmer için seyirlerinden bir tanesini Logic Pro 8'e MIDI olarak aktarmayı deneyeceğiz. Önümde MUS 2 programında aralezgi sisteminde hazırlandığı şekliyle hüzzam seyir görünüyor. MUS 2 programından bunun çıktısını almanın birkaç yöntemi var. Önce dosya diyoruz, sonra ihraç et diyoruz MIDI dosyası olarak. MIDI dosyasının önce ismini belirleyelim. Bu basit bir isim verelim. Daha sonra anlayacaksınız neden olduğunu. Arel hüzzam anlamında Arel huz dedik. Şimdi birkaç tane yöntemimiz var. Shared Multi Channel. Burada açıklamaları İngilizce var. Programı Türkçe kurduysanız, MUS 2 programını, Türkçe açıklamalarını göreceksiniz. Ben elimden geldiğince çevirisine gayret edeceğim. Shared Multi Channel, yani ortaklaşa multi kanal. Bütün notaları 16 MIDI koşusuna yayıyor. Her bir koşuda bir MIDI kanalına izafe ediliyor. 16'dan fazla nota basıldığı takdirde bazı notalar daha önce açıkladığım şekliyle önceki nota tutulduğu halde yeni nota geldiğinde, yeni perde bükme mesajıyla geldiğinde önceki notanın perde bükmesi iptal olacağından dolayı detone olması söz konusu olabilir. Bu özellikle tavsiye edilen. Bir tane daha var, Combined Multi Channel, yani birleştirmiş multi kanal. Burada benzer şekilde 16 MIDI kanalına bütün notalarını dağıtıyor. Ama özellikle mesela bir tek enstrüman varsa, bir keman sesi varsa 16 tane ayrı keman kanalına notaları dağıtıyor demek oluyor. Isolated Multi Channel, bu özellikle benim tercih ettiğim bir ayarlama. Her bir enstrüman koşusu yalıtılmış olarak bir kanala izafe ediliyor. 16 tane kanalın hepsi kullanılabilir. Yani bir keman portesi 16 kanala dağıtılıyor. Bir piyano portesi 16 kanala dağıtılıyor ama her bir porte ait olduğu kanala rapt edilmiş oluyor. Single channel, bu 12 ton eşit taksimatın dışında kullanılması tavsiye edilmeyen bir yöntem. Her bir enstrüman bir tek MIDI kanalına izafe ediliyor. Önce bundan başlayalım ve nasıl problemli bir seçim olacağını görelim aralezgi açısından. İhraç dedik. İhraç olan dosyamızı burada görüyoruz. Bunu şimdi Logic Pro 8'e aktaralım. Logic Pro şimdi bu MIDI dosyasını okuyor. MIDI dosyasının içinde o bilgilere izafeten gerekli kullanılan ya da kullanılmayan her ne kadar enstrüman varsa onları yüklüyor. Ve şimdi bir dinleyelim. Dinlemeden önce Logic Pro'daki şundan da emin olalım. Audio. Sound Flower üzerinden bu video kaydını, seslerini yakalıyoruz. Bakalım duyuyor muyuz? Evet, bu eşit tempere olmanın dışına çıkamadı ama kontrol etmemizi gerektiren bir durum daha var. Buradaki piyano sesi GarageBand instrument içerisinden seçilmiş bir piyano sesi. Nasıl bir ayarı var ona bakalım. Burada gördüğünüz gibi perde bükme miktarını belirlemeye yönelik bir ayrıntı seçilemiyor. Dolayısıyla başka bir sampler, örnekleyici ses bankasından hareketle o özelliği tetiklemeye müsaade eden bir ayarlamaya gayret edelim. EXS sampler'dan benzer bir şekilde bir piyano sesi seçelim ve burada bakın yaklaştırıyorum. Perde bükme miktarını burada 200 cent olarak belirlememiz gerekiyor ki eğer bir perde bükme mesajı varsa beraberinde uygulamaya yönelik başarılı olsun.
Heh, burada yaptı. Perde bükme mesajlarının gittiğinden emin olmak için bunlar içerisinde piano roll, şu kanal, biraz açalım. Şuradan ayrıntıları görelim. Evet, perde bükme mesajları görüyorsunuz. Şimdi izleyelim. Bir de bunun akışını görelim. Listeler. Bakın burada her bir notanın peşi sıra perde bükme mesajı yağıyor. Ve perde bükme mesajı da burada pitch bend units olarak. Yani iki üssü 32 mi? Öyle bir ayrıntıda gerçekleşiyor. Bakalım. Tamam. Bu birinci yaklaşımdı. Bu durabilir. Tekrar musiki programına dönelim. Buradan başka bir ihraç deneyelim. Yine MIDI dosyası. Bu defa buna 2 diyelim. Kaydedelim. Isolated multi-channel diyelim. Unutmayın, perde bükme miktarını buradan önden belirlediğiniz zaman hedef yazılımda da aynı miktarın seçili olması lazım. Ha, unutmadan şunu da söyleyeyim. Hedef yazılım Logic Pro ise Logic Pro'nun perde bükme zemininin eşit temperaman zemini olmasına özen gösterin. Burada equal tempered olması lazım. Başka bir şey seçerseniz kaykılmış zeminde perde bükme mesajları alacaktır ve kastedilenin dışına çıkmış olacaktır. Demek ki bunu özellikle uygulamak lazım. Isolated multi-channel'ı deneyelim. Export. Bu defa ikincisi geldi. Bunu alalım. Don't close, bunu kapatma. Create new environment or copy the current environment. Bu şuradaki hazırladığımız ortamı kopyalıyoruz. Ha, bakın burada bir mesajla karşılaştık. Only format 0 or 1 can be read. MIDI dosyalarının 0 ve 1 tipi olduğu bilgisine buradan erişmiş olduk. Ne demek bu 0 ve 1? Bunu iptal edelim çünkü bir işlem yapacağız. Cannot be open dedi. Tamam. Ona rağmen bir kalıp dosya ayarladı. O açıncaya kadar şuradan evet okuyalım. Bakalım evet. What's the difference between MIDI type 0 and MIDI type 1 files? 0 ve 1 MIDI tipleri, MIDI dosyası tiplerinin olayı nedir, farkı nedir? Birinci tip MIDI dosyası type 1 her bir bilgiyi ayrı ayrı kanallara yerleştirmektedir. Ayrı ayrı koşullara yerleştirmektedir. Bir sıfır tipli MIDI dosyalarında ise bütün koşullar tek bir koşu mantığı içerisinde kaydedilmektedir. MIDI kanal bilgileri her şeye rağmen korunmaktadır. İşte sıfır tipli bir dosya ardışımlayıcınıza yüklendiği takdirde her bir kanal bilgisini alacaktır ve ayrı bir koşuya izafe ettirecektir. Bunu yapabilmesi için tabii Logic Pro'nu 8'de yapamadık. Onun için ardışımlayıcının uyumlu olması gerekecektir. Bu bilgiler internette bulunabilir. Demin evet yapmaya çalıştığımız şey şu olacak. Windows tarafında küçük bir program kullanacağım ve bu MIDI 0'ı MIDI 1'e çevireceğim. O yüzden buradan şunu alalım buraya. Bu şekilde MUS2'nin ürettiği MIDI dosyasını elden geçirmek üzere şöyle bir komut gireceğim. Evet. Buradan zaten tek sesli bir nota örneği olduğu için sadece bir kanal olarak çıkarttı. Biz şimdi bunu buradan alıyoruz. Bilgisayarımızın Macintosh kısmına aktardım. Deminki kullandığım program bir Windows programıydı. Command Prompt
yani komut penceresi ile çalışan bir programdı. Şimdi bunun ismini ayarlayalım. İstemediğimiz bu MIDI 0 tipini atalım. MIDI 1 tipini buraya alalım. Ve şimdi Logic Pro'ya bu şekilde aktaralım. Kapatmıyoruz. Copy Environment, işte evet Copy Environment. Aynı ortamı kopyalıyoruz. Demin seçtiğimiz EXS Sampler'daki piyano sesiyle beraber gelecek. Doğru perde bükme miktarına yönelik bir ayarlamayla beraber geldi. Bakın burada böyle geldi. Bir sürü piyano sesiyle beraber ayarlandı. Şunun doğru olduğunu kontrol etmemiz gerekecek. Evet, bazı ayarlamalar tutmamış. Yine biz EXS 24 Sampler örnekleyici modülünü açalım. Burada benzer şekilde perde bükmenin 200 cent olduğunu kontrol edelim. Şimdi dinleyelim. Bir dakika. Evet. Evet, burada perde bükme mesajlarını almadığını anlıyorum. Bir daha bakalım. Piano roll. Şunu biraz yukarı alalım. Ayrıntılara bakalım. Evet, perde bükmeleri uygulamıyor. Neden uygulamıyor? Şimdi uygulayacak. Heh. Tamam. Bu böyleydi. Bu da kalsın. Şimdi musiki programıyla üçüncü yöntemi kullanarak MIDI dosyası ihraç edelim. Export, MIDI file, bunu RL-Hüz3 diyelim. Bu defa Combine Multi-Channel. Neydi bu? Distribute all the notes in the score among 16 MIDI channels, all combined into a single MIDI track. Bu da sıfır tipli bir MIDI dosyası yaratacak. Yine Windows tarafında o küçük komut penceresi programını kullanarak ayrıştıracağım. Birden fazla enstrüman portemiz olsaydı out 1, out 2, out 3 diye ayrıştıracaktı. Burada sadece bir port olduğu halde yine de oradan MIDI 0'dan MIDI 1'e dönüştürmek için o programı kullanacağız. Buradan elimizin altına geldi. Windows tarafına geçelim. Bu eski out 1. Bunu karıştırmamak için bu tarafa atıyorum. Şimdi bunu alıyoruz. Bu da burada kalmış. Onu da attık. Tamam. Demek ki komutumuz neydi? MIDI 2-0 diye bir program. Daha sonra dosya adı rlhuz3.midi. This not MIDI format. It is format. Ha, zaten sıfır galiba. Yanlış yapmadıysam. Evet, musiki programıyla çalışırken kafayı karıştıran bir durum olmuş olabiliyor. Deneyelim bakalım alacak mı? Şöyle. Don't close. Copy environment. Ha, tamam. Bu yöntemle demek ki birinci tip MIDI dosyası oluşturmuş. Okuması mümkün demek ki böyle. Arada yani aksilikler olabiliyor iftar sonrası, kabul edersiniz. Evet, burada da başlamadan önce yine kontrol edelim piyano sesini. 200 centlik perde bükme miktarını önden belirleyebilmemize müsaade eden bir sampler gerekiyor. Buna göre piano roll ayrıntısını şöyle gösterelim. Evet. Tamam. System overload. Evet. Fazlasıyla yük bindi. Tamam. Son bir ihraç denemesinde bulunacağız. Ondan sonra bunlardan bir tanesinde karar kılacağız.
Bu defa şöyle yapalım. RL-HUS 4. Önerilen Shared Multi-Channel. Distributes all the notes in the score among 16 MIDI tracks with each track mapped to a MIDI channel. Her bir koşunun bir MIDI kanalına izafe edildiği 16 MIDI kanalına dağıtıyor bütün notaları. Dikkat edin, enstrüman portelerini değil notaları dağıtıyor. Dolayısıyla Do Mi Sol akorunu tek bir portede yazmış olsanız bile 4 porteli bir bestede piyanoda bir Do Mi Sol akoru varsa o diğer enstrüman porteleriyle ayrı ayrı koşullar meydana getirmeyip Do Mi Sol'ün Mi'sini bir koşuya Sol'ünü başka bir koşuya atabiliyor. Bu aranjman yaparken çok karışıklığa yol açabilir ama tek porteli icralarda bu da tavsiye edilen bir yaklaşım olması bakımından dikkate alınabilir. Bunun tip 1 veya tip 0 olup olmadığından emin olamadığım için bir açmayı deneyeceğim Logic'te. Don't close. Evet, copy new environment. Okuyabildi zannedersem. Demek ki bunlardan sadece bir tanesi. Isolated multi-channel söz konusu olduğunda MIDI 0'dan MIDI 1'e dönüştürmek gerekiyor. Evet, bunu da böyle yaptı. Bu şekilde çalarsak perde bükmeleri uygulamayacaktır. Bu C notasından hemen anlaşılıyor zaten. Benzer şekilde bir örnekleyici lazım, sampler lazım ki orada perde bükme miktarını belirtebilelim. Piyanolarda tabii ki akort bir kere fikse olduğundan dolayı perde bükmek normal karşılanmadığından sıfır perde bükmeye yönelik olarak bir standart fabrika ayarı karşımıza çıkıyor. Ama biz elimizle çok özel bir hidrolik piyanomuz varmış da perdeler bükülebiliyormuş gibi davranmasını istediğimizden böyle bir ayar yapabiliyoruz. Ve şimdi evet, C notasından anlaşıldı, perdeyi büktü. Zaten perde bükme mesajlarının ne olduğunu buradan takip edebiliyoruz. Evet. RL ezgi sisteminde yapılabilecekler bunlar. Ama hüzzam makamının hisar perdesini doğru karşılamadığından dolayı biz MUS 2 programından RL ezgiye göre yazılmış olan şekli değil de daha önceden Yarman 24C sistemine göre yazdığımız biçimini aktarmak istiyoruz Logic Pro'ya. Şu ana kadar yaptığımız Logic Pro'ların Logic Pro denemelerini hepsini kapatabiliriz. Şöyle başlayalım. Kaydetmiyorum. Bunu da kaydetmiyorum. Bu dursun, kopyalayabiliriz diye. Tamam, bu şimdilik dursun. Tamam. Şimdi burada yine deminki Windows programını kullanmamı gerektirecek şekilde yapmak istiyorum. Çünkü bu defa usul portesi var. Usul portesinin notalarını da yanlışlıkla perde bükmeyi istediğim enstrüman portelerine, koşullarına aktarsın istemediğimden dolayı benim tercih ettiğim yöntemi kullanacağız. Yarmhus diyelim buna. O da benim tercih ettiğim isolated multi-channel. Bakalım. Export. Tamam. Bunu şimdi Windows kısmına aktaracağız. Karışıklık olmasın diye şunu silelim. Şöyle yapalım. Tamam. Doğru hatırlıyorsam evet, iki tane MIDI dosyası çıkarttı. Bir tanesi enstrüman portesi, bir tanesi usul portesi. Bunların ne olduğunu ancak Logic Pro'ya aktardığımız zaman anlayacağız. Şöyle yapabiliriz. RL ezgi ile karşılaştırmak bakımından da faydalı olacaktır. Önce bu çıktısını aldığımız midileri şuraya aktaralım. Tamam. Daha sonra
isimlendirelim bunu. Klasörümüze taşıyalım. Ve şimdi Logic Pro'da şu enstrümanımızın kopyasının olduğu koşuya bunlardan birincisini yerleştirelim. Şöyle. Evet. Bakalım şimdi. Evet. Aha, transpozu olduğunu unuttuk. Evet. Yine de şunu sessiz alarak bir kontrol edelim. Ha, kopyasını aldık ama perde bükme kapalı geldi. Perde bükmeyi açtık. Burada da açık mıydı? Ondan emin olamadım. Burada da açık değilmiş. Onu da açalım. Tamam. Şimdi şu solo olacak. Evet. Bir de usulümüzü yerleştirelim. Burada çok gereksiz enstrümanlar var. Bunları silebiliriz. Bizim ihtiyacımız olan şu durabilir mesela, bir dakika. Ben MIDI dosyasını da sildim, bir dakika. Tekrar alalım. Şuraya. Tamam. Solo yapalım. Evet. Şunu kopyalarsak Wurlitzer sesleriyle beraber duyacağız. Ha, Wurlitzer'in de benzer şekilde perde bükmesinin aktive edilmiş olması lazım. Perde bükmesi, bunu tanımıyorum bu enstrümanı. Nerede olduğunu bilemiyorum. Dediğim gibi ardışımlayıcı programınızın her halükarda MUS2'den gelen perde bükme çıktısını tanıyabilecek ayarlarının olması lazım. Tamam, yani eşit tempere oluyor demek ki, bu perde bükmeleri uygulamıyor. Bununla belki şunu da olabilir. Burada görüyorsanız eğer, yok. Bazı enstrümanların kendiliğinden o özelliği erişilemeyecek yerlerde olabiliyor. Neyse, biz şey yapalım. Usulün portesine yönelik olarak başka bir enstrüman koyalım. Bunu değiştirelim. Şuradan seçelim. Evet. Hatırladığım kadarıyla Drums and Percussion Ultra Beat Orta Doğu, Indian and Middle Eastern. Tamam. Getirdi, yüklüyor. Tamam. Şimdi usulün midisini de yerleştirelim. Şöyle bitiştirelim. Sadece şu ikisini dinleyelim. Bir dakika. Evet. Uygunsuz sesler geliyor. Ultra Beat'in ayarları var. Oraya gelebiliriz. Şuradan Indian Middle East'in çok tuhaf sesler verdi. Beklemediğim kadar tuhaf oldu. Onun yerine bir Asian kit koyalım, bakalım nasıl olacak. Bunlar melodik vurmalılar. Başka ne koyabiliriz? Latin vurmalılar deneyebiliriz. Bakalım. Ya da notaları değiştirebiliriz. Biz şey yapalım. Tekrar Middle Eastern yapalım ve elimizle ayarlayalım. Bu notalar için şuraya hepsini seçelim. Evet. Şöyle aktarırsak. Biraz daha dikkatli. Tamam.
Piyano sesinin miktarını da buradan seçebiliriz. Volüm arttıralım. Buna Space Designer da ekleyebiliriz. Bir yansışım ekleyebiliriz. Mesela piyano olduğu için Dark Piano Hall olabilir. Bakalım. Evet. Bir de oktavlı hale getirebiliriz. Bütün hepsini seçip alt tuşuna basılı tutarak evet. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi perde bükmeleri doğru kullanmayabilirseniz hayli eğlenceli hale geliyor. Bu açıdan sanırım musiki programından bir MIDI çıktısını Logic Pro gibi bir ardışımlayıcıya nasıl aktaracağınıza dair gerekli bilgi sağlanmış oldu. Bu dersimizi burada noktalayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.